Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size anlatacağımız konu höyükler ve tümülüsler. Şimdi bu konu definecilik için çok önemli konulardandır. Ağır işçiliği bulunan definelerden bahsedelim bununla ilgili olarak. Şimdi ilk olarak size bir höyüğü anlatalım. Akabinde tümülüse geçeriz. Şimdi höyük dediğimiz olay iki farklı şekilde var. Şimdi resimde gördüğünüz gibi bir mezar odası şeklindeki bir höyükler var. Bir de çok eski bir yerleşim yerinin zamanla üstünün toprakla örtülüp tepe şeklini almış halleri, bunlar da höyük olarak geçiyor. Ancak çoğu zaman dediğimiz gibi yığma tepe şeklinde mezar tümülüs anlamına da geliyor. Yani mezar olarak kullanılan yerleri de yığma tepe şeklinde olan yerlerde tümülüs, daha çok tümülüs deniliyor onlara. Tümülüs olarak da alınabiliyor. Şimdi höyüklerin genel özelliklerinden bahsedecek olursak işte 1-1,80 arası bir boya, 1000-1500 metrede bir genişliğe sahip tasarımı mevcut. Yani gözle görülebilecek şekli bu şekildedir. Şimdi höyükler en eskisi, höyüklerin en eskisi diyeyim. En eski, en altta olmak üzere katmanlanmış bir yapıya sahip. Yani üst üste diyelim ki bir medeniyet yaşadı. O medeniyetten sonra gelen bir medeniyet yaşadı. Sonra bir medeniyet geldi. Zamanla bir doğal afet oldu. Ve bu medeniyetlerin üstü kapalı. Burası da tepe şeklinde bir yer aldı. Bu da bir höyüktür. Buna biz katmanlanmış höyük diyoruz. Şimdi höyükte bir alan açtınız. Bir alandan bir şeyler çıktı. Emin olun ki altından başka bir şeyler çıkacaktır. Çünkü iki farklı, üç farklı, dört farklı medeniyetler burada olabiliyor. Şimdi dediğim gibi höyük hem mezar anlamında hem de eski yaşam kalıntıları anlamında kullanılabiliyor. Höyüğün böyle bir özelliği var. Şimdi mezar anlamında kullanıldığı şekliyle içerisinde işte kral, imparator, prens, padişah, bu tarz kişilerin mezarları veyahut da değerli eşyalarının konulduğu alanlardı. Yani kendi şeyleriyle beraber, cesetleriyle beraber. Şimdi höyükler taşlarla veya mermerlerle çevrili mezar odalarının üstüne toprak yığılmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Şimdi mezar odalarının bir kapısı, bir girişi bulunuyor. Kapının yönü mezar sahibinin işte dinine, ırkına, inanışına göre değişiklik gösteriyor. Şimdi bazı höyüklerde taşları veya mermerleri birbirine bağlamak için de kurşun dökülüp kurşun eritilerek bu bağlamalar yapılıyordu. Şimdi hemen höyükle ilgili bu kısma girmişken şunu anlatayım. Höyüklerin girişi genelde doğu yönünde olur. Böyle bir şey vardır. Nedir onun adı? Yaygın bir söylenti vardır. Şimdi arkadaşlar, her höyük doğuya bakacak diye bir şey yoktur. Tamam, eyvallah. Genel bir yapı anlamında açılmış örneklerinde göz önüne aldığınız zaman genelde işte güneşin doğduğunda ilk ışığı alması için tasarlanmış gibi görünmektedir. Ancak şöyle bir durum vardır. Mesela Roma döneminden kalma bir höyük gördüğünüz zaman kapısı muhakkak Roma'ya bakacak. Bu yani %100 tamamında, Roma höyüklerinin tamamında bu şekliyle tasarlanmıştır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu şekilde. Şimdi resimler üzerinden biraz gidelim. Burada gördüğünüz bir höyük, mezar şeklindeki höyük kesintisi mevcut. Bu Roma höyüklerinden yine arkadaşlar. Üzerine gördüğünüz gibi yığma toprakla doldurmuşlar. Bu mesafeyi görüyorsunuz. Yığma toprak şeklinde. Şimdi yığma toprakla doldurmuş ve iç kısmında yalıtım yapmış. Taşla yalıtım yapmış. Daha iç kısmına mezarı yapmış. Mezarı koymuş. Şimdi buna tepeden girerken, yandan girerken, yani kapıyı tam olarak bulamadığınız zaman tümülüs giriş kapısını, etrafında siz yani günlerce, aylarca uğraştığınız zaman bile sizi zorlayacak birçok etmenle karşılaşacaksınız. Özellikle yalıtım dediğimiz bu taşlarla kapatılmış noktalar,
Araları bazı yerler için konuşayım, bazı tümülüsler için konuşayım. Kurşunla kapatıldığı için Horasan'ın üst kısmında Horasan var, alt kısmında da kurşunla yine kapatılmış. Yani devasa bir çalışma gerektirebiliyor. Bu şekilde bir koruma gerektiriyor. Şimdi bunun kapı kısmı, etraf Roma höyüğü olarak söyledim size. Kapı kısmı Roma'ya bakacak. Bir kere Roma'yı bileceksiniz. Buranın yaşam yerini bileceksiniz. Bunun etrafında curuf var mı? Curuflara bakacaksınız. Bu şekilde değerlendireceksiniz. Şimdi burada bir kesit örneği olarak bu sunulmuş. Ancak bir açılmış höyükten bahsediyoruz burada. Bu höyük böyle devasa bir yığma değil. Küçük bir yığma. Tek mezar odalı bir höyükten bahsediyoruz. Girişi tünelle, tünel yine taşlarla örülmüş bir vaziyette yapılmış. Bu şekliyle devam etmiş içeriye doğru. Şimdi yine farklı bir tümülüs örneği. Yani fotoğraftan da az çok belli oluyorlar arkadaşlar. Tümülüs dediğiniz şey, tümülüs diyorum, höyük dediğiniz şey bu höyük örneği. Höyük dediğiniz şey tümülüse göre daha küçüktür. Bunu böyle bir aklınızda bulundurun. Bu az önceki Roma dönemine ait bir örnekti. Bu şekliyle, yani bu ikinci fotoğraftaki Frig dönemini daha çok andıran şeydir, tümülüs örneğidir. Şöyle bir şey, az önceki tekli, direkt bütün malzemeler tek odaya konmuş şeklindeydi. Ancak bu tarz tümülüslerde, özellikle ve özellikle net olarak belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi tümülüsü buldunuz, tespitinizi yaptınız. Diyelim ki girişi de buldunuz, üstten girişi. Çaprazdan girdiniz, tünelden geçtiniz. Şurada bir kapı sizi karşılayacak. Şu bölümde. Buradaki kapıyı açtınız. Buraya geldiniz. Şimdi burada boş oda olarak yazılmış ya. Siz bu odada ne bulacaksınız? Bu odada bir tane şey bulacaksınız. Ceset bulacaksınız. Cesetin yanında girdikten sonra diyeyim. Girdikten sonra sağ tarafınızda sunak taşı bulacaksınız. Bu sunak taşı üzerinde bir takım hediyeler verilecek size. Cesetin yanında da yine gözyaşı şişeleri, birkaç tane olmadı bilezik. Bu bilezikleri cam şeklinde yapılmış bilezikleri daha çok rast gelebilirsiniz. Boş küpler. Bu boş küpler çok sayıda olabilir. Bazen 50-100 tane bile olabiliyor. Bunları bulacaksınız. İşte duvarda oymalar göreceksiniz falan. Yani işçilik göreceksiniz. Bu şekilde gördüğünüz takdirde işte baktınız, tamam girdim. Hediye ne çıktı? Şunlar şunlar hediyesi çıktı. Hediye olarak görmeyeceksiniz tabii ilk başta siz oraya girdiğiniz için. Tamam, malzemesi bu kadarmış şeklinde bir yorum getireceksiniz. Ama size şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Bu höyükler asla ve asla boş yerler değildir. Adam akıllı malzemeleri olan yerlerdir. Şimdi buraya girdikten sonra bu boş oda diye tabir ettiğimiz sadece hediye sunak taşındaki kurban için adanmış hediyelerin dışında herhangi bir şey bulamadığınız zaman muhakkak surette oda içerisinde tekrardan bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şimdi bu çalışmayı yapacağınız yer neresidir? Bu örnekleme güzel bir örnekleme olduğu için size anlatıyorum. Tünelden kapıyı açtınız. İlk olarak ışığınız ya da baktığınız yönde karşı duvarda bir işleme göreceksiniz. Şimdi bu duvara geldiniz. Bu duvarda bir çalışma yapacaksınız. Şimdi şurası duvar şeklinde, yalıtım şeklinde kapatılmış ya odanın etrafı gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir durum var. Şu alan var ya, diğer gizli mahzene giden taraf. Bu alan yığma taşlar vardır. Toprak, taş bu şeklindedir. Eğer ki şuradan herhangi bir yere açarsanız ilk baştaki şu yığma taşların benzerlerini buralarda da görebilirsiniz. İşte bu noktada çözümlemeniz çok iyi olması gerekiyor. Yani sizi yanıltmak amaçlı herhangi bir noktayı bir noktada işte giriş aramaya çalıştınız. Şurada aradınız, burada aradınız ve çıkan yerler hemen hemen aynı. Bütün malzemeler. Yani kısa süreli bir çalışmadan bahsediyorum burada. Sizi yanıltmak amaçlıdır. Odayı saklama amaçlıdır bu. Gerçek odayı. Şimdi bu tarz yerlere dediğim gibi girdiğiniz zaman direkt karşı nokta, ilk çalışma yapacağınız nokta olsun. Eğer ki burada rast gelmezseniz sağ ve sol çaprazlar, yani
İlk sağ çaprazınız. Hemen sağa girdiniz. Köşe nokta. Bu noktada bir çalışma yapacaksınız veyahut da sol noktada bir çalışma yapacaksınız. Şimdi bu dediğim şekildeki yerlere denk gelirseniz, eğer ki karşıda bulamadınız, bir geçiş bulamadınız, sağ tarafta buldunuz, şurada buldunuz. İşte bu daha bir ağır işçiliktir. Daha ağır işçilik olan yerin malzemesi daha fazla olur. Şimdi diyelim ki karşıya baktınız, direkt burada boşluğu buldunuz. Buradaki yığma, içeriği doldurmak amaçlı işte taş ve toprağı temizlediniz. Karşınıza yine kilit taşlarıyla örülmüş bir duvar şeklinde şeyi bulacaksınız. Giriş tarafını. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Burada tuzaklama sistemi vardır arkadaşlar. Özellikle kum tuzağına çok dikkat etmeniz gerekiyor burada. Bu tuzağı harekete geçirecek şey, bu taşları temizledikten sonra bu kesimde basmalı tuzaklar oluyor genelde. Şimdi burada ayıklama yaparken şurada hafif bir boşluk olacak zaten. Böyle bir iki insanın geçeceği şekilde bir boşluk olacak. Bu boşluğa düşüreceğiniz taşlar bu tuzağı da direkt tetikleyebilir. Yani burası tamamen şuradan yukarıdan gelecek boş kumla dolacak şekilde tasarlanmış olabilir. O yüzden buradaki yapacağınız çalışmada acele etmeyeceksiniz. Yavaş yavaş açacaksınız. Diyelim açtınız. Bu tuzağı fark ettiniz. Yani burayı açar açmaz zaten aklınızda şu olsun. Tuzak var. Tuzak taşı muhakkak surette belirgindir. İşte yani geçmiş dönemde yapılan o tuzak taşı genelde kare ya da yuvarlak şekilde oluyor. Üzerine bastığınız zaman harekete geçmesi için. Tuzak taşını adımla geçebilirsiniz. Yani o şekliyle zor bir şey değil. İşte asıl kapıya geldiniz. Bu kapıyı genelde işte bir şifreli sistemi vardır. Yani ya yuvarlama şeklindedir veyahut da işte zayıf bir noktası vardır. O zayıf noktaya tıkladığınız zaman taş paramparça olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Fark etmez. Zaten buraya kadar geldikten sonra bu kapıyı açmayacak kimse yoktur. Bu kapıyı açtıktan sonra işte asıl yine dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi burası. Şu alandan ziyade, şu boş oda dediğimiz ilk sizi karşılayan yerden ziyade, bu en sondaki odada zehirli gazın etkisi buraya göre 100 katı diyebilirim rahatlıkla. Zaten burada oksijen seviyesi çok az olacağı için tüpsüz, özellikle maskesiz hayatta ve hayatta buraya giriş yapmaya çalışmayın. Tüpünüz muhakkak suretli olsun arkadaşlar. Tüple girebilirsiniz, açabilirsiniz. Bu şekilde karşılayacaktır sizi burası. Burada değerli eşyaların tamamını bulabilirsiniz. Nasip tabii ki çoğunlukla. Şimdi böyle bir çiziktirme şekilde bir höyük tarzı görüyoruz. Burada size dikkat etmeniz gereken bir husus söyleyeceğim. Şimdi höyükler böyle yuvarlak, yumurta tepe gibi değildir. Yani her şekliyle 10 numara düzgün böyle yuvarlak bir yığma. Bu höyük olarak aklınıza gelmesin arkadaşlar. Şimdi höyük dediğiniz noktada mezar olarak özellikle anlatayım. Mezar olarak tasarlanmış ve içerisinde değerli eşyalar barındıran höyükler güzel bir çalışma, uzun süren bir çalışmaya arz eder. Ve bu şekliyle bir çalışma yapıldığı için bu höyüğün bir girişi var. İşte giriş kısmının tekrardan çıkarken kapatılma hususları var. Yığma şeklinde yaptığı için höyükler çok düzgün bir şekle sahip değildir. Bu yığmalar düzgün bir şekle sahip değildir. Şu şekilde yani sağ ve sol taraflarında bombe yapmış noktalar görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağ ve solda bir bombe yapan yerlere rast gelmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir höyükle karşılaştınız diyelim. Tamam mı? Ve medeniyet olarak da hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hangi medeniyet yaşanmış, kimlerdir, nelerdir? Yani etraftan çıkan herhangi bir sikkedir, bakır, bronz, paradır. Bunlara da denk gelmediniz. Yaşantı yeri olarak hiçbir şey bilmiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey bu doğu tarafına bakmak. Şöyle geriye doğru baktığınız zaman geriden baktınız. Doğu tarafına baktınız, bir de batı tarafına baktınız. Şimdi doğu tarafına baktığınız zaman buradaki bombe ile batı tarafına baktığınız zamanki bombe aradaki bir fark görüyorsunuz, değil mi? Şimdi siz olsanız burada kapıyı ne tarafa koyardınız? Yani bu höyüğü siz yaptınız, siz tasarladınız.
Siz kapattınız. Nereye koyardınız? Daha az işçilik olabilecek bir noktaya mı, daha çok işçilik olacak bir noktaya mı koyarsınız? Bu şekliyle bakmanız lazım. Hani hiçbir şey, elinizde hiçbir veri yoksa bu şekliyle bir değerlendirme yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Yine farklı bir höyükleme sistemi var. Şimdi bunun üzerine, höyüğün üzerine, bunu neden koyduğumu söyleyeyim. Höyüğün üzerine bir toprak yığıntısı olacak, değil mi arkadaşlar? Yani bu toprak da bir yerlerden alınacak. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bir etrafında böyle şey şeklinde diyeyim size. Hani fazladan toprak alınmış, oyulmuş yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki höyüğü koymama sebebi höyüklerin dediğim gibi verimli ve düz arazide göze çarpacak şekilde hani gözde bu höyüktür diyebileceğiniz tarzda tasarıma sahiptir. Bu tasarımların yakınında da özellikle dere yatağı, su, benzeri şeyler varsa işte sizin için burası bir höyük anlamını taşıyacak şekilde bir işarettir. Onu da söylemiş olalım. Yine bir höyük sistemi, bacalı sistem dediğimiz bir sistem var. Belki de en sıkıntılı höyüklerden bir tanesidir bu. Bunun sebebi de tamamen oda dışındaki alanın her yeri, hem her yeri kilit taşları, yığma taşlar, aralarında şu aralarda bazı noktalarda kurşun, bazı noktalar tamamen horasan. Şu üst katman gördüğünüz yerler var ya, bunlar tamamen horasan. Taşların yine arası horasan şeklinde. Yani böyle efsane bir şekilde burayı betonlamışlar arkadaşlar, girilmesin diye. Hani burada öyle kolay bir işçilik, şöyle hemen bir haftada yıkar geçeriz gibisinden bir işçilik yok. Bu tarz yerler için söyleyeyim. Tabii bunların hepsi yine medeniyetlerle alakalı arkadaşlar. Dönemle alakalı. Şimdi o yüzden ben Curuf bakın dedim etrafta. Etrafta Curuf baktınız ve demir curuflarına rastladınız. Demir curuflarına veyahut da kurşun curuflarına. Şurada dedektörle gezdiniz, bolca kurşun var. Tamam işte bu bölgede bir kurşun eritme kullanılmış. Buranın da bir höyük olduğunu düşünüyorsanız buradaki işçilik sizin için devasa bir işçiliktir. Hani ağır iş makinelerinin burada çalışması gerekiyor, burayı açması gerekiyor. Bunu size anlatır arkadaşlar. Yine burada karşımıza bir höyük var. Bu tarz höyüklerde şu etrafta gördüğünüz çakıl yığması var ya arkadaşlar. Bu çakıl yığması sizin iflahınızı kesecek demektir. Buradaki höyük. Ben çok ağır bir işçiliğe sahibim arkadaş demektir. Yani bu kadar çakıl yığması buraya kadar getirilmiş. Bunun kaç katının bunun içerisine konduğunu düşünün. Yani doldurulduğunu düşünün. Bu sizi yoracak bir şekildir. Benden size tavsiye muhakkak surette höyükle karşılaştığınız zaman etrafta iyice bir araştırma yapın. Yani höyüğün çevresinde, sağında, solunda, boşluk alanlarında iyi bir araştırma yapın. Ayrıca şu mesela bu höyüğü gördünüz ya arkadaşlar. Bu höyüğün etrafında yerleşim yerlerine, yerleşim alanlarına, tarlalara özellikle yakın noktalar olduğunu görmeniz gerekiyor. Bunun höyük olup olmadığını anlamak için. Ve şimdi höyüğün diyelim ki şu tepesine çıktınız. Buranın höyük olduğuna şüpheleniyorsunuz. Yukarıya çıktınız. Hakim bir noktada gözcünün sizi gözetlediğini görebilmeniz gerekiyor. Şimdi korunması gerekiyordu bu tarz mezarların, özellikle mezar için kullanılan noktalar için bahsediyorum bunu. Koruma yapılması ve beklenmesi gerekiyordu. Yani her höyük için geçerlidir. Mezar olan her höyük için bu geçerlidir. Etrafta muhakkak surette burayı görecek şekilde bir gözetleme kulesi gibi bir şey görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ondan da bahsetmiş olalım. Şimdi yine devam edelim fotoğraflar üzerinden. Şimdi bu tümülüse geçelim. Artık höyükle anlatacağımız pek bir şey kalmadı. Tümülüse geçelim. Tümülüsler höyüklere göre daha komplike yapıya sahip. İşçiliği höyüğe göre tümülüsün daha ağırdır, daha fazladır. Hediyesi höyüğe göre daha fazladır.
Şimdi tümülüsler höyüklerden daha sonra tasarlanmış, daha sonra yapılmaya başlamış tasarımlardır. %99'u mezar olarak kullanılır. Tamamen yapma mezar olarak kullanılır. Şimdi fotoğraflara geçmeden önce şöyle bir şey yapalım. Yine tümülüslerde de arkadaşlar giriş kapısını aramak için illa doğu olacak diye bir seçenek yok. Din, dil, ırk, inanış bunların hepsi tümülüsün giriş kapısının yönünü belirlemek için kullanabileceğiniz etmenlerdendir. Yaşanılan yer yine aynı şekildedir. Bu tümülüslerde ilk giriş kapısını bulduğunuz zaman dikkat edeceğiniz en önemli özelliklerden biri giriş kapısının hemen kapıyı açtıktan sonra sağlı ve sollu iki tane şey sunak göreceksiniz. Bazı noktalarda bir tane de olabiliyor. Bu sunaklarda girdiğiniz zaman size bir hediye verecektir. Şimdi hediyenin değerine göre gerisine çalışıp çalışmamak size kalmıştır. Veyahut da gerisi için el işçiliğinden ziyade ağır makine çalıştırıp çalıştıramayacağınız şeklinde size güzel meblağ elde edebileceğiniz tarzda bir hediye verecektir. Şimdi yalnız bu sunak dediğimiz düzlem taş yapı yani hediyenin var olduğu yapı genelde işte dediğim gibi girişte sağda ve solda iki tane olan yerler için tek olan yerler için de girişe paralel şekildedir. Bu taş her zaman giriş istikametinde yani girdikten sonra göreceğiniz taştır. Bazen de girişteki bir toprak yapısı varsa muhakkak surette olacaktır sunak. Eğer yoksa bu toprağın altında kalmış olabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Tümülüs örneklerine, medeniyet örneklerinden biraz bahsedeyim ben size işte dönemsel olarak. İşte Frig tümülüsleri, tümülüsü en zorlarından bir tanesidir Frig tümülüsleri. Tümülüsü çevreleyen taş bloklara rastlarsınız bu Frig tümülüslerinde. Toprak yapısında katmanlara rastlamazsınız. Hani böyle farklı farklı çeşitli topraklar olmaz. İşte dökme toprak, ezme toprak, boş toprak gibi düşünmeyin yani. Friglerde genelde taş önemli olan unsur taştı. Full taş blok, full taş blok. Yani taş olsun, taş olsun, taş olsun. Yani korumayı. Çünkü taşın temizlenmesi o dönem için söyleyeyim. Çok ağır işçilik arz ettiği için yani soyguna karşı onların inanışına, onların fikriyatına göre en ağırı bu taşlardı. Oradan yola çıkarak bunu söylemişiz. Yani şu gördüğümüz çizimde gördüğümüz örnekte yine Frig tümülüsüne ait bir çizimdir. Şimdi burada yalnız şöyle bir husus var. Buradaki tünel girişi var ya arkadaşlar. Çoğunluğunda bu tünelin girişini dahi adam taş yığmasıyla doldurmuş. İnsafsızca taş doldurmuş her yerine. Yine Yunan tümülüsleri her şehirden getirilen, bakın arkadaşlar, her şehirden getirilen toprak çeşitleriyle yığma şeklinde oluşturulan tümülüslerdir. Farklı farklı toprak katmanları burada görmeniz mümkündür. Yani şimdi Frig tümülüsü mü Yunan tümülüsü mü? Tabii ki Yunan tümülüsüdür. Değer anlamına bakarsanız. Ayrımını da bu şekilde yapacaksınız. Yalnız Frig tümülüsünün yanında Roma tümülüsünü de şu şekilde belirteyim. Roma tümülüsleri de tamamıyla taş yığma şeklinde yapılıyor arkadaşlar. Hani yığma taş diye bahsederiz. Bir önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Ama burada Frig tümülüslerinde kullanılan taş bloklarıyla yani orada blok şeklinde Roma'da ise moloz şeklindedir arkadaşlar. Moloz şeklindedir yığması. Bu işte Batı ve Doğu Roma dönemlerini de baz alırsak, o dönemde yapılan tümülüsleri de düşünecek olursak çok bir fark eden bir şey yok. Roma'nın en iyi önemli ayrıntı noktası şudur. Yine girişi Roma'ya bakar arkadaşlar. Çünkü onlar için en kutsal yer Roma. Lidya tümülüsleri ise işte bizim için değerli olan dedik ya işte Yunan, Roma dedik ama Lidya'yı başa koyun arkadaşlar. Frig'i en sona koyun.
Ben söylememde hani değer anlamında bahsedeyim. Lidya tümülüslerinde ise işte kömür katmanlarına daha çok rastlarız arkadaşlar. Lidyalılarda yaptıkları tümülüslerde birçok şeye işaretleri de vardır. Hani tümülüsün etrafında da, sağında solunda tümülüs işareti yani tümülüs olduğunu bize belirtir işaretler vardır. Bunlar neler diye söyleyecek olursanız hani birçok şekli olabilir. Kabartma şeklinde. Eğer ki tümülüs olarak nitelendirdiğiniz yer varsa ve yaşam alanı geçmiş dönemine baktığınızda Lidyalılardan kalma Lidya bölgesindeyseniz bu tarz kabartmalara da rastlayabilirsiniz. Bunlar da yine sizin için, tümülüs için yer yön anlamında da birçok şey verecektir, fikir verecektir. İlk fotoğraftan tekrardan bir başlayalım. Dediğim gibi taş bloklarıyla örülmüş şekliyle bizi Frig tümülüsü olarak karşımıza çıkar. Şimdi tünel girişi burada arkadaşlar. Tünel girişinin devamında tüneli buldunuz işte. Daha doğrusu giriş tünelini buldunuz. Buradan devam ettiniz. İlk kapı karşılayacak sizi. İlk kapıyı açtıktan sonra yine burada bir yığıma bulacaksınız. Bazılarında ikinci kapı da olabiliyor. İkinci kapı ile birinci kapı arası boş. Burada yine ceset olabiliyor. O şekilde değerlendirin. Şimdi bunun tümülüsün etrafında yani tümülüse ulaşmak için katmanlaşmış. Burada kilit taşlarıyla, kesme kilit taşlarıyla tamamen kapatılmış vaziyettedir. Bunun için bir üst tabakasında yine kil tabaka, dövme şeklindeki kil tabaka mevcuttur. Dış tarafta yine kilit taşlarıyla örülmüş, yani sizin için duvar anlamı taşıyabilecek tarzda bir taşla örülmüş şeklindedir. Bunu da aklınıza bulundurun. Bu şekilde söyleyelim. Yine işte dökme tabaka diye bahsettiğimiz hususlar var ya arkadaşlar. Bu da işte bir Roma şeyidir. Roma tümülüs planlaması gibi düşünün. Burada hani bu o şey nedir onun adı? Baca sistemli tümülüslerinden yine Roma'nın güzel bir örneğidir. Dediğim gibi Roma'yı gördüğünüz zaman moloz yığıntısını arayacaksınız. Moloz yığıntısı olan kesimler yani hepsi bütün molozların tamamı işte tümülüsün etrafında tümülüsün içerisine konmuş vaziyette değildir. Tümülüsün biraz yakın çevresinde yine moloz yığınlarına rastlarsanız bir dağ gibi gördünüz, bir tepe gibi gördünüz, yükselti gördünüz. Etrafında da yine moloz yığınlarına rastlarsanız burası da tümülüs olarak kullanılabilir arkadaşlar. Yine açılmış bir tümülüs örneği. Tümülüsü çizim şeklinde koymuşlar. Burada gördüğünüz gibi üst taraf tamamen taş bloklarıyla kapatılmış. Şimdi bu taş bloklarıyla kapatıldıktan sonra alt kısmına tek parça, yekpare bir parça şey koymuşlar arkadaşlar. Taş, büyük taş blok. Bu ağır bir taştır. Bu taşı yine tutması için gördüğünüz basit sıradan taşlarla bu taş tutturulmuş. Bu bizim için en tehlikeli tümülüs örneklerindendir. Tuzaklama sistemidir. Hani bu düştükten sonra burası tamamen çökecektir. Artık daha ağır bir işçilik başlayacaktır. Zaten bunun çökmesi demek sizin Allah rahmet eylesin demektir yani. O anlamı da taşıyor. Şimdi bir de bu fotoğrafı özellikle koymak istemiştim. Doğal tepe dediğimiz yerler var. Şimdi etrafta bir yaşam alıntısı var arkadaşlar. Yaşam yani yaşam kalıntıları var. Döküntüler var. Yani dedektörle falan da tespit ettiğiniz birçok döküntü size karşınıza çıktı. Şimdi bu tarz alanlarda etrafa yine dediğim gibi her zaman defineci iyi bir gözlemci olmalıdır. Etrafınıza iyi bir şekilde bakacaksınız. Baktığınız noktalarda bir tane tepe dikkatinizi çekti. Gittiniz tepede herhangi bir işçilik yok. Yani yığma değil, dökme değil, ne bileyim bir taş maş getirmemişler, moloz falan hiçbir şey yok. Böyle doğal tepelerde özellikle ve özellikle güneşin sabah ilk ışık vurduğu nokta doğu kesimi. Doğu kesimlerine gidip şöyle bir araştırma yapın. Yani en fazla 20 santimde şey göreceksiniz. Diğer bölgelere göre daha fazla bir taş yığma göreceksiniz.
Eğer bu taş yığmayı görürseniz, taş yığmanın tamamını temizlediğinizde bir mezar odasıyla karşılaşacaksınız. Yine hediyeleri olan bir mezar odasıdır burası. Bu tarz yerler tuzaklama sistemi çok fazla yoktur. Ve taş yığmaları da hani kilit taşı şeklinde değildir. Sadece yani kapatılmış, arkasına full taş doldurulmuş, çıkılmış olduğu için bu taşları elle rahatlıkla alabilirsiniz. Hani çok çok ağır bir işçiliği yok. Dediğim gibi tuzak sistemi de çok fazla yoktur bu bölümlerde. Bunu da söyleyeyim. İşte Frig dönemine ait kilit taşıyla yapılmış dediğimiz tümülüs örneği daha detaylı resimlendirilmiş haliyle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi burada Vecdi Çoban'a da teşekkür edelim yine. Gördüğünüz şu ortadaki resme bakarsanız arkadaşlar, bloklar zaten etrafta belli, kilit taşlarıyla belli. İşçiliğin ne kadar ağır olduğunu görebiliyorsunuz, değil mi? Etrafındaki taşları görebiliyorsunuz, değil mi? Bu taşların bile hepsi birbirleriyle kilitli arkadaşlar. Kolay kolay çıkarılacak taşlar değil. Matematiksel olarak tam bir anlamda kilitleri sökmeyi bilmiyorsanız ya da sökeceğiniz noktaya gelmediyseniz bu sizi çok ağır yoracaktır. Giriş kısmı da yine aynı şekildedir ve tünelleri her zaman boş olmayabilir. Tam bir tünel anlamında değil de yani bunun içerisi de yığma taşla doldurulmuş olabilir arkadaşlar. Yine bak Frig tünellerine geldiğiniz zaman girişte sizi boş oda yani şu şekilde söyleyeyim dikdörtgen bir oda karşınıza çıktığı zaman tümülüslerde muhakkak surette kare oda vardır. Siz kare odayı bulacaksınız. Kare odada direkt girdiğiniz baktığınız noktadadır. Bu noktalarda söylediğim şekilde değerlendirmede aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yine taş yığma şeklinde bu da bir şeydir. Nedir onun adı? Frig örneğine benzer. Ancak Frig örneğinden ziyade burada sıkıştırılmış bir kil tabaka görüyorsunuz ya arkadaşlar. Etrafında tümülüsün dışarısında da bu kil tabakasına denk gelebilirsiniz. Bunu denk geldiği zaman burada siz Roma'yı arayacaksınız daha çok. Çünkü kilit taşından ziyade moloz yığma şeklinde bir sistemi vardır. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Bu tarz tümülüse denk geldiniz, tümülüs olduğunu anladınız. Etrafında kayalık arayacaksınız tümülüsün etrafında. Yani adam kayanın üzerine yığma yapmış aslında. Mezarını ve değerli hediyelerini de kayanın içerisine oyup oraya bırakmış. Üstünü de yine taşla şu kil tabakasının altını yine taşla kapatmış. Bu ana kayayla birebir olacak şekilde kapatmış. Ve üstünü işte kil toprakla, dövme toprakla. Bunun bir alt kısmında da yine Horasan mevcut. Horasan sıkıştırılmış dövme toprak ve kil tabaka üstünü de tamamen molozla yığmış geçmiş. Bu şekliyle değerlendirme yapmanız gerekiyor. Şimdi bu karşımıza bir şey var. Nedir onun adı? Tümülüs örneği var. İki ihtimalli diye belirtilmiş de bir görselimiz var. Bir görsel, alıntı bir görsel. Burada bizim için dikkate değecek nokta. Höyük'te anlattığım gibi arkadaşlar. Böyle yani herhangi bir veri yok elinizde. Elinizde veri yoksa bakacağınız yer şöyle tümülüsün gerisine doğru geldiniz bakıyorsunuz. Sizin için şu önemli olacak gözleyeceğiniz şey. Birinci ihtimalin barındırdığı nokta ile ikinci ihtimalin barındırdığı noktayı görüyorsunuz. Burada işçilik en fazla ne taraftaysa girişiniz oradadır. Yani birinci ihtimalden mi girersiniz, ikinci ihtimalden mi bir giriş koyarsınız? Siz tasarlasaydınız bu tümülüsü. Tabii ki ikinci ihtimal üzerinde dururdunuz. Çünkü şeyi görüyorsunuz, yapıyı görüyorsunuz. Burada çalışmakla burada çalışmak arasındaki farkı daha çok anlayabilirsiniz. Bu tarz yerlerde yine tümülüslerde tam bir yumurta edası yoktur. Sağ ve sol taraflarında bomba yapmış noktaları bulmanız gerekiyor. Doğal bir tepeyle, doğal bir yığmayla, yığıntıyla diyeyim daha doğrusu. Karıştırmayın arkadaşlar. Yine başka bir tümülüs örneği var karşımızda. Yani ağır işçilik dediğimiz örnekler var ya, belki de en şeylerinden bir tanesidir. En ağırlarından bir tanesidir bu. Tamamen katman katman yapılmış bir sistemle yapılmış bir tümülüs bu arkadaşlar.
Yani üst tarafı tamamen toprak yığması. Bu toprak yığmasının içerisinde üstünde otlar rahatlıkla biter, şunlar biter, bunlar biter. Hani bu tümülüslerde ot bitmez, işte şey bitmez gibisinden konuşan arkadaşlar var ya. İşte bu onların için, onları susturmak için en güzel örnek. Adam etraftaki tarlalardan şuradan buradan bir şekilde toplamış. Burayı toprak katmanı şeklinde yapmış. Şimdi burada hemen altına yine katman katman doldurmuş. Dövme toprak doldurmuş. Çakıl yığını doldurmuş. Kil toprakla yine doldurmuş. Alt kısmında da işte ana kaya var. Bu tarz yerlerde az önce bahsettiğim gibi eğer ki bastığınız toprakta tümülüsün alt kısmından bahsediyoruz. Zemin kısmından bahsediyoruz. Bastığınız toprakta ana kaya varsa ve bu şekilde bir yığıntı varsa sizin arayacağınız şey kayanın içerisine konmuş vaziyettedir. Şimdi bu tarz yerlere nereden gireceksiniz, nasıl gireceksiniz diyecek olursanız, kardeşim kazma ile kürekle buraya giremezsiniz. Bunu aklınızdan çıkarın. Buraya girmek ağır iş, makinaların işidir. Çünkü yani kil toprağa dahi denk gelseniz ana kayayı, yani ana kaya üzerinde noktalama bulmanız gerekiyor. Diyelim ki şuradan geldiniz, kil topraktan ana kayaya denk geldiniz. Burada ne çalışırsanız çalışın mezara ulaşamayacaksınız ki. Yani şu ana kaya sabit blok kayadan bahsediyoruz. Hani işlemesi zor bir kaya. Boş şey tarafına geldiğiniz zaman, mezar tarafına geldiğiniz zaman burada ağır şekilde yine bir horasan kaplama, büyük taş blok kaplaması mevcut mezarın üstünde. Şuradan girdiniz buraya kazmayla kürekle. Tünel açtınız, girdiniz. Burada bu kadar çalışmayı ne kadarlık zamanda yapabilirsiniz? Mezara ulaşabilmeniz için. Hani şey yapın, farz edin ki. Bunlar ağır iş makinalarının çözümleyeceği, yapılacağı yer. Yine düz ovada, tarlada, düzlem olan bir noktada gözle görebilecek şekilde bir yığıntı görüyorsanız, bu yığıntının da yapılış şekli, bu yığıntının da tasarım şekli bu şekilde. Bunların hepsi yine açılmış örneklerden elde edilen çizimlerdir arkadaşlar. Hani bunlar da biraz daha nispeten şeydir, kolaydır. Çünkü burada şu doğal sert dediğimiz şey var ya arkadaşlar, toprak zemin. Bu toprak zemin işte sizin en azından kolaylaştıracak bir şeydir, çalışmanızı kolaylaştıracak bir durumdur. Zaten burada arayacağınız en önemli husus yanmış maddeler ve kül diyoruz ya. Bu yanmış maddeler ve kül dediğimiz noktada işte kömürleşme dediğimiz örneklerdir. Bunlar yine değerli tümülüslerdir arkadaşlar. Değeri de şuradandır. Eğer ki yanmış toprak, kömür parçaları bir tümülüste çıkıyorsa Lidya ve Lidya'dan şey almış, feyz almış medeniyetlere ait tümülüsler olduğunu değerlendirebiliriz. Lidyalılar da biliyorsunuz. Definecilikte elleri öpülesici adamlardır yani. Yine Lidyalılardan bahsetmişken Lidya ile ilgili karşımıza bir husus çıktı. Şimdi mezar tüneli oyduktan sonra işte üst tarafını doldurdular. Dediğimiz gibi gizli bir giriş, tünel girişi mevcut. Bu tünelleri az önce de bahsettiğim gibi normal şekilde girerken boş, çıkarken dolu şeklinde kapatabiliyorlar. Bu da işçiliği ağır olsun, vazgeçsinler, çalışmasınlar diye yapılmış örneklerdir. Yine karşımızda bir yığma, tepe tümülüs, tümülüsün şey şeklinde çizimi var karşımızda. Hani nedir onun adı? 3D görsel şeklinde çizintisi var. Bunlar daha çok işte 1-1,50 boylarında olan yığmalarda olabiliyor boy olarak. En olarak da işte 1000-1300 metre bir ene sahip şeklinde tümülüslerdir. Burada dikkat etmeniz gereken husus şu halka hususu. Halka şeklinde eğer ki bir tepenin etrafına taşlar konulmuşsa bunlar zamanla üstü toprakla yine kapanabiliyor arkadaşlar. Hani bir toprak burada çalışma yaptınız alt kısmında böyle taşları gördünüz sıralı taşları. İşte burası sizin için çalışılabilir yerdir. Ancak yine kazma kürekle çalışmak biraz zor olabilir arkadaşlar. Üzerindeki boş toprak alanı çok geniş açmanız gerekiyor ki çalışmanın devamında bu toprak sizin mezarınız olmasın. Mezar ararken mezarda kalmayın. Yani bunu söyleyeyim. Şimdi tümülüslerle ilgili başka ne anlatabiliriz?
İşte tümülüsler kimi zaman birinci, ikinci ve üçüncü odası olduğu da görülebiliyor. Üç farklı oda da olabilir. Bunlar işte yan yana da olabiliyor. Alt alta da olabiliyor. Alt alta olan hususlar önemli. Yani tek odalı olabilecek tümülüsler, çok küçük tümülüslerden bahsedeyim arkadaşlar. Şey olarak daha çok höyüklerde rast gelir. Tümülüslerde bu tarz şeylere çok denk gelmezseniz. İki odalıdır çoğunluğu. Ama üçüncü odayı da aramakta fayda vardır. Onu da söyleyeyim. Şimdi yığmalarda belirli yön ya da giriş şurasıdır diye net olarak, yani bu fotoğraflar üzerinden şurasıdır, burasıdır diye bir şey diyemezsiniz arkadaşlar. Yığmalarda aranacağımız şeyler daha doğrusu şeydir. Yani yığmada arayacağımız husus bizim için çalışması kolay mı, zor mu? Buna bir bakmak lazım. İşte yığmalarda tuzaklardan bahsedeyim. Bu tuzaklara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başkaca şöyle bir düşüneyim. Yani bunlarla ilgili anlatacağım hususlar şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bazen şunu da söyleyeyim ben son nokta olarak. Düzlük bir ovada dikdörtgen ya da kare yığma görebiliyorsunuz düz zeminde. Etrafında da çalışma yaptığınız herhangi boşluk veren bir nokta yok. Burada arayacağınız şey yakınlarda, yani bazen 500 metre, 1 kilometrelik uzaklıkta olabiliyor. Yığma tepe, çakıl yığması diye bahsettiğimiz moloz yığması, Roma dönemi tümülüsleri için bunları aramanız gerekiyor. Hani tümülüsün net bir işareti var mıdır diye soracak olursanız net bir işareti yoktur. Bazen bu şekilde işaretlerin yönlendirilmesiyle tümülüse ulaşılabilir. Veyahut da tümülüsü gözleyen gözler dediğimiz nişler vardır. Bu nişler işte duvarlara çizim şey yapılmış kabartma resimler vardır işte. At binmiş asker, ne bileyim direkt senatör dediğimiz, bahsettiğimiz senatör diye anlattığımız şeyler, kabartmalar vardır, insan figürleri. Bunların baktığı yerler de yine tümülüsleri gösterecek şekilde tasarlanmış olabilir ki çoğunluğu da tümülüsü anlatıyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tümülüsler sıkıntılı yerlerdir. Ağır işçilik gerektiren yerlerdir. Öyle kazmayla kürekle kazayım derken Allah korusun birçok sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi mezar açmaya çalışırken mezar mezarınız olmasın. Çok dikkat edin arkadaşlar. Yine şu şekilde son uyarılarımı da yapayım. Kendi şeyinize göre bir çalışma yapmayın. Kaçak kazılardan uzak durun. İzinli kazı yapmaya çalışın. İzinli kazıyla yola gidin. Yasa dışı hiçbir işin içerisinde olmayın arkadaşlar. Her zaman yasanın yanında olun. Yasal olan işlerin içerisinde olun diye bahsedeyim. Nasibiniz bol olsun. Kazancınız bol olsun inşallah. Dilimizin döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Dilimiz sürçtüyse, sürçülisan ettiysek affola. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.